Şimdi hastanın belinden iki tane ip geçiyor. Hatta bir tane ip öncesinde bağlanmış. Sonradan geçirmiş. Bu iplerin giriş yerinde belli belirsiz bir enflamasyon var. İp geçirmiş yaklaşık 5 ay önce. Ondan sonra bu ip dışarıda bağlanmış. Ondan sonra çıkarmaya çalışmışlar ama çıkaramamışlar. Burada iplerin giriş yerinde bir inflama bölge var. Orası ilerleyip apse olabilir. Onun için bunu ameliyatta çıkarmak lazım. Şimdi ben birçok alternatif tıp tedavisiyle karşılaştım. Bu şekilde bir ip geçirmeyle ilk defa karşılaştım açıkçası. Şimdi hastamız genç bir hasta, beli ağrıyan bir hasta. Daha öncesinden bir ankilozan spondil tanısı almış. Beli ağrıdığı için çeşitli tedaviler almış ama fayda görmemiş. Ondan sonra bir alternatif tıp yöntemine başvurmayı denemiş. Belinden bir ip geçirmişler. Hasta bana bu şikayetle geldi. Daha önce başka bir doktora gitmiş beline ip geçirdikten sonra. Orada bir enfeksiyon olduğu görülmüş. Bana yönlendirildi. Ben gördükten sonra hastaya bunun çıkarılmasını önerdim. Hasta kabul etti. Yakın zamanda planlayıp çıkaracağız. Hasta şu an işi olduğu için, acil bir işi olduğu için şu an çıkaramıyoruz. En yakın zamanda çıkaracağız. Şimdi iplerin girdiği ve çıktığı yerde hafif bir iltihap vardı. Yani bir kızarıklık vardı. Akan ciddi bir şey yoktu ama orada bir enfeksiyon belirtisi. Onun çıkarılması gerekiyordu. Tekrar ameliyat olacak. Ameliyatta çıkaracağız inşallah. Şu an iki tane ihtimal var. Hiçbir şey olmayabilir. Yani hiçbir yan etkisi olmayabilir. Ömür boyu öyle de gidebilir. Ama asıl bizim korktuğumuz orada enfeksiyonun büyümesi, sırta yayılması, daha kötü olması. Yani enfeksiyon giderek artabilir, kana karışabilir, sepsis dediğimiz olaylar ortaya çıkabilir. Yani tabii kana karışırsa ölümcül sonuçlar da olabilir. Yani her ihtimal dahilinde, düşük de olsa böyle ihtimaller var. Tıpta bizim böyle bir şeyimiz yok. Yani insanların vücuduna, tabii ben ortopedi doktor olarak biz de implantlar koyuyoruz bir şekilde ama bunları olabildiğince steril ortamda yapmak gerekiyor ve düzgün aletler koyulması gerekiyor. Hani çamaşır ipi hiç uygun bir şey değil. Buna ilk kez karşılaştım. Benim kendi gözlemlediğim yok. Hatta bunlardan bir tanesi vefat ettiğini söylüyor. Tabii yani ne kadar doğru bilmiyorum. Yani tabii hiçbir şey yapılmasa daha iyi. Hani hastanın kendi bel ağrısında ileriye gitme ya da geriye gitme yok. Ama ipe bağlı tabii ki komplikasyonlar var. Yani şu an olan durumdan daha kötü bir hale sokulmuş hasta ip koyularak. Benim önerim hastaların her halükarda herhangi bir rahatsızlıklarında önce hekime başvurmaları. Çeşitli alternatif tıp uygulamalarından medet ummamalarını öneriyorum ben.